Evet, peki hocam. Şimdi de zayıflık hastalığına geçmek istiyorum ben. Halk dilinde bildiğimiz adıyla manken hastalığı ama diğer adıyla anoreksiya olarak geçiyor ve kişi ne kadar zayıf olsa da aynaya her baktığında kendini kilolu olarak görüyor bu hastalıkta benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bunun bir çözümü, tedavi yöntemi var mıdır? Tabii. Bazı mankenler, ses sanatçıları, işte şov dünyasında olanlar kariyer yapabilmek için işte kadınlık organlarının gelişmesini istemiyorlar. Evet. Yani doğum yaparsa işte buna engel olarak görüyor. Vesaire ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor. Günde bir veya iki tane zeytinle idare ede ne oluyor? Sindirim organları. Yavaş yavaş sindirim salgısı salgılamıyor. Tükürük bezeleri 1,5 litre tükürük salgılar günde. Uzay istasyonundan bir ses geliyor. Tükürük bezeleri 1,5 litre tükürük salgılar. Mide 1,5 ila 2 litre mide asidi salgılar. Karaciğer 1,5 litre, 2 litre, 1,5 ila 2 litre enzim hormon salgılar. İnce bağırsak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Toplam 10 litreye yakın sindirim salgısı salgılar. Bu organlar ağızdan kalın bağırsaktır. Kalın bağırsak bu sindirim salgılarının %99'unu emerek geri alır. Ve tekrar hangi organda ne kadar ne gönderilmesi gerekiyorsa gönderir. Fakat kişi sürekli az yiyorsa ne olur? Sindirim salgılarının kalitesi yavaş yavaş azalır, salgılama oranı ve artık salgılayamaz hale gelir. Bu sefer ne olur? Adet göremez olur bayan. Adet anormallikleri başlar. Ne olur? Zamanla adet göremez. Bu sefer adet görememe nedeniyle birçok kadınlarda gözüken hastalıklar ortaya çıkar. Aşırı agresif olur vesaire, sinirli vesaire. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Bizim çok güzel bir formülümüz var. Bu nedir? Tentür. Tentür, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşak, otuz zeytin yaprağı, kakule içerir. Kişi kullandığında bunu yavaş yavaş sindirim salgıları artmaya başlar. Sindirim organları faaliyete geçer. Bir hanımefendi 35 kiloya kadar düşmüştü. Yani gitti gidiyor yolcu. Dal gibi kalmıştı. Yazık. Annesi, babası, ailesi çok korkuyor. Aman kızımız gitti, gidiyor. Yemiyor, içmiyor, hiçbir şey mi? Sürekli bulantı, kusuyor vesaire. Onu yese bunu hiçbir şey yemiyor. Yediği içtiği kusmak zorunda kalıyor. Kusmamak için yemiyor. Böyle bir kısır döngü. Böyle. Problem yok dedim, hallederiz. 6 hafta içerisinde 7-8 kilo aldı. Sonra devam etti, devam etti. 52 kiloya çıktı. Normala döndü çok şükür. Yani böyle yeni bir hastamız daha var. O da 35 kilo. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Bir zeytin, iki zeytin günde. Bir iki zeytinle hayat geçer mi? La ilahe Ha. illallah Muhammed Resulullah. Yani Çok bunun korkuyorum. önüne geçebilmek için tentür mü diyoruz? Tentür eğer ama bağırsak florası da bozulmuştur. Evet. Tentürle başlayıp veya iksir de olabilir. Sonra aloe vera yavaş yavaş bağırsak florası düzene girdikçe, sindirim salgıları düzene Ha. girdikçe normale döner zamanla. Zamanla vücut fonksiyonları yerine geliyor ve Evet. görevini yapar hale Evet. geliyor tabii. Teşekkür ediyoruz hocam bu akşam da verdiğiniz Rica bilgiler için. ederim. Ve değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle efendim. Çarşamba akşamı tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.